Ulusal Kanal Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Bugün 12 Haziran 2016 Pazar ana haber bülteniyle karşınızdayız. Sevgili seyirciler, Türkiye A Milli Takım'ın 2016 Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçına, Amerika ise Orlando'daki gece kulübü baskınına kilitlendi. Milli takım ilk sınavında bekleneni veremedi. Amerika'daki baskındaysa 50 kişi hayatını kaybetti. 53 kişi de yaralandı. Siyaset dünyası sakin bir günü geride bırakırken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya ile ilişkiler konusunda yeni açıklamalar geldi. Öte yandan genel sağlık sigortası prim borcuna af getirildi. Prim ödeyenler ödedikleriyle kaldı. Mehmetçiğin terör örgütleriyle amansız mücadelesi devam ederken Şemdinli'de şehit düşen askerler binlerce vatandaşın katıldığı törenlerle ebediyete uğurlandı. Ana haber bültenimize Amerika'daki saldırıyla başlıyoruz. Amerika'nın Orlando şehrinde bir gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırıda 50 kişi öldü, 53 kişi de yaralandı. Orlando polisi yaptığı açıklamada Afgan asıllı saldırganın öldürüldüğünü duyurdu. FBI terör saldırısı şüphesiyle soruşturma başlattı. Amerika tarihinin en şiddetli saldırılarından birini yaşadı. Florida eyaletine bağlı Orlando şehrinde bir gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırıda 50 kişi hayatını kaybetti. Gece kulübünde yaşanan olayda yaklaşık 53 kişi de yaralandı. Saldırıyı ilk duyuran, sosyal paylaşım sitesinden kaçın paylaşımları yapan kulüp yöneticileri oldu. Yerel saatle 2'de şehir merkezinin güneyindeki gece kulübüne giden saldırgan, üzerindeki tüfek ve silahla etrafa ateş açıp içeridekileri rehin aldı. Görgü şahitleri 40 el ateş sesi duyduklarını açıkladı. Orlando polisi ihbar sonrası çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Halkı olay yerinden uzaklaştırmaya çalışan polis rehine eylemine müdahale edemedi. Baskından 3 saat sonra Özel Silahlar ve Taktikler Birimi SWAT timi operasyon başlattı. Amerikan özel ekiplerinin girdiği gece kulübünde silahlı saldırgan dahil yaklaşık 50 kişi öldü. Orlando Valiliği saldırıda 53 kişinin de yaralandığını açıkladı. Vali saldırganın tüfek kullandığını ve her yerde kan gördüklerini söyledi. Saldırganın üzerinde bir de bomba düzeneği olduğu iddia edildi. Olay yerinde duyulan patlama sesinin saldırganın dikkatini dağıtmak için polis tarafından yapılan kontrollü bir patlama olduğu belirtildi. Amerikan İç Güvenlik Bakanlığı saldırganın Afgan asıllı 29 yaşındaki Ömer Sıddık Metin olduğunu ve silah eğitimi olduğunu açıkladı. Orlando'da olağanüstü hal ilan edilirken FBI terör saldırısı şüphesiyle soruşturma başlattı. Orlando'da bir gün önce gerçekleştirilen silahlı saldırıda da 22 yaşındaki şarkıcı Christina Grima hayatını kaybetmişti. Amerika büyük şokta, bölgede olağanüstü hal ilan edildi. Hala Amerikalı yetkililer bunun bir terör saldırısı mı yoksa fiili bir eylem mi olduğu konusunda net bir açıklama yapmadı. Gazeteci Savaş Süzal telefon attığımızda. Sayın Süzal, iyi akşamlar. İyi akşamlar Murat. Amerika tarihinin en şiddetli saldırılarından birine sahne oldu. Aslında Amerika'da bu tarz saldırıları daha önce de görmüştük ama rakamlar bu kez çok daha fazla yüksek. Siz bu saldırıyı nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu saldırıyla ilgili sizin elinizdeki bilgiler neler? Şimdi şöyle anlatayım. Bu Orlando'daki saldırı başkanlık seçimleri arifesindeki Amerika'da Müslümanlara yönelik tepkileri artıracak gibi görünüyor. Bu saldırı özellikle İslam'la terör arasında bağ kuran ve Müslümanların sınır dışı edilmelerini isteyen Cumhuriyetçi radikal aday Donald Trump'ın da elini kuvvetlendirecek. Özellikle Muhammed Ali'nin cenaze töreni ve Amerikalı Müslümanların cenaze töreni sonrası yaptığı açıklamalar ülkede tepki yaratıyordu. Elian Muhammed gibi. Bu saldırı özellikle ülkedeki radikal Müslümanlara yönelik güvenlik girişimlerini artıracak gibi görünüyor. Biliyorsunuz saldırı Florida eyaletinin Orlando kentinde homoseksüellerin gittiği bir barda meydana geldi. Dün gece sabaha karşı saat 2'de
Pulse veyahut da Pulse adlı gece kulübünde otomatik silahla girdi. Afgan göçmeni bir ailenin çocuğu olan ve Orlando doğumlu Amerikan vatandaşı Ömer Sıddık'ı ve Metin ölüm saçtı burada. Polis ilk belirlemelere göre saldırı sonrası 50 ölü, 53 yaralı olduğunu açıklıyor. Saldırgan polis tarafından rehin aldığı bazı müşterilerin gözü önünde tuvaletlerde kıstırılıp vurularak öldürülmüş. FBI'ın sözcüsü Hopper, öldürülen saldırganın radikal İslamcı terör örgütleriyle bağlantısı olup olmadığını araştırdıklarını belirtiyor. Biliyorsunuz Orlando, Disneyland'in de bulunduğu bir yer. Bu saldırı Orlando kentinde hafta sonu yaşanan ikinci silahlı saldırı oldu. The Voice isimli yarışmada adını duyuran şarkıcı Christina Grimm, cuma akşamı da Orlando'da verdiği konser sonrasında imza dağıtırken vurularak öldürülmüştü. Saldırgan, 27 yaşındaki saldırgan Kevin James Lobel, saldırı sonrası tutuklanmıştı Murat. Evet. Dikkat çektiğiniz bir nokta var. Bu Trump'ın işine yarayan bir saldırı diye ifadede bulunuruz. Bu dikkat çeken bir şey ama şöyle de bir durum var. Bazı kaynaklara göre saldırgan içeriye bir silah ve bir tüfekle girdi ve 40 el ateş sesi duyuldu ilk başta. Daha sonra da SWAT timleri içeri girdi ve SWAT timlerinin içeri girmesiyle birlikte içeriden tam 50 ceset ve 53 yaralı çıkarıldı. SWAT timleri önüne gelene kurşun yağdırmış olabilir mi? Ay şöyle, zaten saldırganın silahını buldular, otomatik silah. Bu şeylerde teröristlerde falan sık gördüğümüz silahlardan bir tanesi. 40-50 mermi bulunan şarjöründe silahlardan bir tanesi. Ve boynunda da iki şarjör daha varmış saldırganın. Bu adamı şeyde yakalıyorlar, bunu kıstırıyorlar. Kısırdıkları yer gece kulübünün tuvaleti. Evet. Ve orada rehin almış 3 tane de müşteriyi bu homoseksüellerden. Evet. Fakat nasıl oldu, becerdilerse. Hani squat team vursa bence orada sadece rehineleri de vurmuş olabilir gibi geliyor bana. Evet. Peki Savaş Süzal, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. İyi yayınlar. Ve tekrar yurda dönelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'nin kuzeyinde Amerika'nın karı gücüm dediği terör örgütü PYD ile kurmaya çalıştığı koridor hakkında konuştu. Bölgede ciddi bir proje ve plan uygulandığına dikkat çeken Erdoğan, bu plan üzerinde ne yazık ki dost görünenlerin sinsilikleri yatıyor sözleriyle Amerika'ya tepki gösterdi. Erdoğan, Rusya ile ilişkilerin kısa zamanda düzelmesini istediklerini de söyledi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bölücü terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD'ye destek veren ABD'yi sert sözlerle eleştirdi. Birlik Vakfı'nın iftar programında konuşan Erdoğan, Suriye'nin kuzeyinde ABD'nin PYD ile kurmaya çalıştığı Kürt koridoruyla ilgili konuştu. Şu anda güneyimizde, Suriye'nin kuzeyinde çok ciddi bir proje, çok ciddi bir plan uygulanmaktadır. Ve bu projede, bu plan üzerinde de ne yazık ki dost görünenlerin de sinsilikleri yatmaktadır. Erdoğan, Amerika'yı Washington'lu yetkililerin PYD, IŞİD'e karşı savaştığı için onlara destek veriyoruz sözleri üzerinden eleştirdi. İyi terörist, kötü terörist olmaz, hepsi kötüdür dedi. Bunu böyle söylüyorsunuz. En-Nusra'yı terör örgütü olarak kabul ediyorsun. Ve En-Nusra da DAEŞ'e karşı savaşıyor. Onu niye dost olarak kabul etmiyorsun? Bize göre iyi terörist, kötü terörist olmaz. Teröristlerin hepsi kötüdür. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de ünlü boksör Muhammed Ali'nin cenaze töreni dönüşünde de uçakta gazetecilere önemli açıklamalar yaptı. Rusya ile ilişkilerin en kısa zamanda düzelmesini ümit ettiğini belirtti. Türkiye-Rusya ilişkileri bizim iktidarımızda en güçlü dönemini yaşadı. Ama bu denli güçlenmiş olan ikili ilişkiler malum olaydan sonra neredeyse kopma noktasına geldi. Koptu demek istemiyorum çünkü ben ikili ilişkilerin halen toparlanacağı ümidini taşıyorum. Güçlü ilişkilerin bugünkü duruma gelmesi üzücü. Temenni ederim ki ilişkilerimiz kısa zamanda toparlanır, yine o eski günlerimize çok daha güçlü şekilde döneriz. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na mermi atılması olayını da değerlendiren Erdoğan, "Tabii ki gönlümüz böyle bir şeyi her halükarda arzu etmez, istemez. Keşke öyle bir şey olmamış olsaydı" ifadelerini kullandı. Ahmet Davutoğlu'nun başbakanlık görevinden zorunlu çekilişinin ardından bürokraside de önemli değişikliklere gidiliyor. 1 Haziran'da yayınlanan valiler kararnamesinin ardından
Dışişleri Bakanlığı'nın Büyükelçiler kararnamesi taslağı da belli oldu. Taslağa göre Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu, Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi olarak görevlendirilecek. Adı Tokyo Büyükelçiliği için konuşulan MİT Müsteşarı Hakan Fidan'sa kararnamede yer almadı. Valilerin ardından müsteşarlar, bakanlık yetkilileri ve büyükelçiler de değişiyor. Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun zorunlu çekilişinin ardından önce İçişleri Bakanlığı 1 Haziran'da valiler kararnamesi yayımladı. Birçok valinin görev yeri değiştirildi. Vali atamalarının ardından Binali Yıldırım hükümetinin şimdiki hedefi ise büyükelçilikler. Dışişleri Bakanlığı Büyükelçiler kararnamesi taslağını netleştirdi. Dostlarımızı sayısını arttıracağız. Kararnameye göre bakanlık yılları hariç 2009 yılından bu yana Dışişleri Bakanlığı'nda müsteşarlık görevi yapan Feridun Sinirlioğlu Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi olarak atanacak. Dışişleri Bakanlığı'ndaki görev değişikliği Sinirlioğlu'yla sınırlı değil. Dışişleri Bakan Yardımcısı Naci Koru, Cenevre Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç ise Belgrad Büyükelçisi olarak atanacak. Sözde Ermeni soykırımını tanıyan Almanya'nın başkenti Berlin'de büyükelçi olarak görev yapan Avni Karslıoğlu ise merkeze çekilecek. Yerine Libya'da büyükelçilik yapan Ali Kemal Aydın görevlendirilecek. Daha önce kulislerde MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın Tokyo Büyükelçiliğine atanacağı konuşuluyordu. Ancak kararnamede Fidan'ın ismi yer almadı. MİT Müsteşar Yardımcısı İsmail Hakkı Musa ise Paris Büyükelçisi olacak. Washington'daki Büyükelçi Serdar Kılıç ise görevine devam edecek. Kararname taslağında Moskova Büyükelçisi olarak Hüseyin Diriöz belirlendi. Diriöz, 2009 yılında dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Dışişleri Başdanışmanı olarak görev yaptı. Müsteşar Yardımcıları Murat Esenli Roma, Fatih Yıldız ise Bağdat Büyükelçisi olacak. Dışişleri Bakanlığı Orta Doğu Genel Müdürü Can Dizdar, Abu Dhabi Büyükelçisi, İkili Siyasi İşler Genel Müdürü Büyükelçi Hulusi Kılıç, Kişinev Büyükelçisi, Araştırma ve Güvenlik İşleri Genel Müdürü Büyükelçi Tunç Üdül, Varşova Büyükelçisi, Aslı Gül Üdül de Bratislava Büyükelçisi olarak görevlendirilecek. Avrupa Birliği Bakanlığı Müsteşarı Rauf Engin Sosyal, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı temsilciliğine getirilecek. Bağdat Büyükelçisi Faruk Kaymakçı ise Avrupa Birliği daimi temsilcisi olacak. Partisinin kurultayı için Muğla'ya giden Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek gündeme ilişkin açıklamalar yaptı. Türkiye'nin dış politikasının değişmek zorunda olduğunu belirten Perinçek, Suriye, İran ve Rusya ile işbirliği yapılması gerektiğini vurguladı. Perinçek, Türk ordusu PKK'yı hendeklere gömdükçe Kürt halkı PKK zincirinden kurtuluyor, dedi. Sizi kahraman olmaya davet etmek için kurultayınıza katılıyorum. Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek Muğla'da konuştu. Partisinin 10. olan il kurultayına katılan Perinçek, TSK'nın başarılı operasyonlarına değindi. Millet olma sürecinde yeni bir aşamayı yaşıyoruz. Yeni bir başarıyı yaşıyoruz. Türk ordusu Mehmetçik kurdukça Kürt de Türk birleşiyor. Türk ordusu PKK'yı hendeklere gömdükçe Kürt halkı PKK'nın vurduğu zincirlerden, prangalardan kurtuluyor, özgürleşiyor. İşte şimdi Türk Silahlı Kuvvetleri ona silahla silah bıraktırmaktadır. Türkiye'nin yeniden Atatürk rotasına gireceğini açıklayan Perinçek, dış politikada değişikliğe işaret etti. Türkiye, İran'la, Suriye'yle, Irak'la, Rusya'yla anlaşmak, işbirliği yapmak noktasına gelmiştir. Ve o Suriye'ye, Rusya'ya düşmanlık yapanlar mevcut hükümetle şimdi neden bahsediyorlar? Zaruretlerden bahsediyorlar. Perinçek partililerine seslendi, çalışma rotasını çizdi. Derhal planlar yapacağız. Bütün Muğla'yı bucak bucak, ocak ocak, köy köy, mahalle mahalle önümüze koyacağız. Planları, haritaları önümüze açacağız. Kaç köy var, ne kadar köy var, hangisinde temsilcilikler var. Muğla'da temsilcilik olmayan Vatan Partisi'nin köy bırakmayacağız.
Suriye'nin kuzeyinden Türkiye'ye atış hazırlığında olduğu tespit edilen terör örgütü IŞİD'e ait hedefler sınırda konuştu. Fırtına obüsleriyle vuruldu. İlk belirlemelere göre 8 IŞİD'li terörist etkisiz hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri sınırın Suriye tarafındaki terör örgütü IŞİD'e ait hedefleri fırtına obüsleriyle vurdu. Suriye'nin kuzeyindeki IŞİD mevzilerinden Türkiye'ye yönelik atış hazırlığı yapıldığı tespit edildi. Sınırda konuşlu topçu birlikleri, terör örgütüne ait silah mevzileri, Katyuşa roketleri ve hava silahlarından oluşan 11 ayrı hedefi fırtına obüsleriyle ateş altına aldı. Koalisyon uçakları tarafından da Cakka ve Duaybik bölgelerine 3 ayrı hava harekatı düzenlendi. Yapılan atışlar ve hava harekatlarında ilk tespitlere göre IŞİD'e ait 4 savunma mevzii, 1 bina ve 1 hava mevzisi imha edildi. Operasyonlarda 8 IŞİD'li terörist de etkisiz hale getirildi. Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları Siirt'in Eruh ilçesi ve Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalında bulunan terörist grupları vurdu. Operasyonda teröristlere ait 6 hedef imha edildi. Öte yandan Şemdinli'deki Mirgesav Dağı üst bölgesinde 2 askerin şehit olduğu çatışmada 6 teröristin öldürüldüğü belirlendi. Sınır ötesi operasyonlarla Irak'ın kuzeyindeki bölücü terör örgütü PKK'ya ait hedefleri vuran savaş uçakları, yurt içindeki terörist hedefleri de ateş altına alıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada 11 Haziran'da 9.45-11.50 saatleri arasında Siirt, Eruh ve Şırnak, Beytüşşebap kırsalına savaş uçaklarıyla hava harekatı düzenlendi, 6 hedefin imha edildiği, zayiat ve hasar tespit çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Yapılan başka bir açıklamada ise Cuma günü Hakkari Şemdinli'deki Mirgesav Dağı üst bölgesinde 2 askerin şehit olduğu saldırı sonrası çıkan çatışmada 6 teröristin öldürüldüğü belirtildi. Öte yandan Hatay'ın Amanos dağlarındaki arazi arama tarama faaliyetleri sırasında teröristlerin tuzakladığı el yapım patlayıcı infilak etti. Patlamada Özel Kuvvetler Tabur Komutanı Yarbay Yakup Kutman yaralandı. Hayati tehlikesi bulunmayan Yarbay Kutman, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından askeri helikopterle hastaneye kaldırıldı. Hatay Valisi Ercan Topaca, Yarbay Kutman'ın hayati tehlikesinin bulunmadığını açıkladı. Batman'ın Sason ilçesinde ise el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan 2 kilo C4 patlayıcı, 25 kilo amonyum nitrat, 5000 metre bobin teli, 200 metre elektrik kablosu ve çeşitli malzemeler ele geçirildi. Bu arada sıcak bir gelişme de iletelim sevgili seyirciler. Güvenlik güçlerinin sevgili seyirciler Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde teröristlere yönelik operasyonları hız kesmeden devam ediyor. Bir sıcak gelişme Bitlis'in Mutki kırsalından geldi. Bölgede arama tarama faaliyetlerini sürdüren güvenlik güçleri bir grup PKK'lı teröristle karşılaştı. Çıkan çatışmada bir terörist öldürüldü, diğer teröristler ise dağlık alana kaçtı. Öldürülen teröristin PKK'nın Bitlis'in Güroymak ilçesinin sözde sorumlusu olduğu da tespit edildi. Hakkari Şemdinli'de PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan İsmail Yüksel için memleketi Aksaray'da cenaze töreni düzenlendi. Şehit Yüksel'i binlerce kişi uğurladı. Diğer şehit uzman çavuş Mesut Ardıç ise Bitlis'te ebediyete uğurlandı. Genci yaşlısı, kadını erkeği binlerce Bitlislili, ellerinde Türk bayrakları, dillerinde kahrolsun PKK sloganlarıyla teröre lanet okudu. Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde şehit olan uzman çavuş İsmail Yüksel, memleketi Aksaray'da toprağa verildi. Allahu Ekber! Şehidin Aksaray'daki ilk durağı baba evi oldu. Baba evinden alınan helalliğin ardından şehidin naaşı Fatih Camii'ne getirildi. Burada kılınan namazın ardından şehit uzman çavuş İsmail Yüksel ilçe mezarlığında toprağa verildi. Aynı saldırıda şehit olan uzman çavuş Mesut Ardıç, memleketi Bitlis'te dün kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Bitlis halkı teröre karşı tek yürek oldu, eline Türk bayrağını alan kahraman şehidi uğurlamaya koştu. Biz alkışlıyoruz, şehidimizi alkışlıyoruz. Ama canınız kalsın.
Şehit Ardıç için Akkoyunlu Camii'nde düzenlenen törene katılan binlerce Bitlisinin yüzünden teröre duyulan tepki okunuyordu. Vatan sana canı feda! Vatan sana canı feda! Törenin ardından şehidin naaşı bayraklarla ve sloganlarla Ahlat Şehitliği'ne götürüldü. PKK'nın kardeşliğe sıktığı kurşunlara en net tepkiyi de törene katılan Bitlisliler sık sık "Kahrolsun PKK" ve "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" diyerek verdi. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. 26 yaşındaki Ardıç Ahlat Şehitliğinde toprağa verildi. Aziz şehitlerimize yüce Allah'tan rahmet diliyoruz. İstanbul Zeytinburnu'nda yüzlerce vatandaş Vezneciler'deki terör saldırısında şehit olan polis memurları ve diğer şehitler için yürüdü. Şehit polis Kadir Cihan Karagözlü'nün evinin önünden başlayan yürüyüş Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde sona erdi. İstanbul Zeytinburnu'da yüzlerce vatandaş, Vezneciler'de şehit olan polisler ve diğer terörle mücadele şehitleri için yürüyüş düzenledi. Türk bayraklarının dalgalandırıldığı yürüyüş, Vezneciler'deki saldırıda şehit olan polis Kadir Cihan Karagözlü'nün evinin önünde başladı. 58. Bulvar üzerinden yürüyüşe geçen yüzlerce vatandaş Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü önüne geldi. Önce saygı duruşu yapıldı, ardından İstiklal Marşı okundu. Vatandaşlar daha sonra terör saldırılarında hayatını kaybeden şehitlerin isimlerini okudu. Polis Ramazan Kırmo. Burada. Polis Emrah Pekdoğan. Burada. Şehit Kadir Cihan Karagözlü'nün abisi Yasin Hakan Karagözlü, oturdukları sokak olan 57 Taksim 4 sokağın isminin Şehit Kadir Cihan Karagözlü olması için Zeytinburnu Belediyesi'ne başvurduklarını söyledi. Bir süre daha teröre tepki gösteren vatandaşlar ardından olaysız bir şekilde dağıldı. Alman Federal Meclisi'nin aldığı soykırım kararına karşı yürüyen Vatan Partisi Aydın İl Başkanlığı terör saldırılarını lanetledi. Vatan Partisi üyeleri Alman Meclisi'nin aldığı soykırım kararına Aydın'da yaptıkları yürüyüşte tepki gösterdi. Soykırım yapmadık, vatan savunduk sloganlarıyla gerçekleşen yürüyüşte terörle mücadelede yitirdiğimiz şehitler de unutulmadı. Eylem sonrası açıklamayı Aydın İl Başkanı Emre Albayrak yaptı. Ermeni soykırımı iddiası ta ki Kurtuluş Savaşı'ndan bu yana ülkemizin bağımsızlığına kasteden emperyalist devletler tarafından kullanılmıştır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararını hatırlatan Albayrak, Alman Meclisi'nin kararını geri çektireceklerini belirtti. Kuvayi Milliye'nin fitillerinin yakıldığı kentten Almanya'ya ve tüm emperyalistlere sesleniyoruz. Elimizde kapı gibi ayım kararı var. Türk milletini asla ve asla soykırımcı ilan ettirmeyeceğiz. Rüşte vatan savaşı veren asker, polis ve korucularımıza yanındayız mesajı gönderildi. Yine geçtiğimiz hafta İstanbul ve Mardin'de patlatılan bombalar nedeniyle verdiğimiz şehitleri minnetle anıyoruz. ABD'nin kara gücü PKK'ya karşı vatan savaşı veren Mehmetçiğimizin, polisimizin ve korucularımızın yanındayız. Aydınlıların yüreği Mehmetçik ile çarpmaktadır. Ana haber bültenimizin başında Türkiye'de herkes A milli futbol takımımızın mücadelesine kilitlendi demiştik. Şimdi gelin o konuyla ilgili haberimize bir bakalım. A milli futbol takımımız 2016 Avrupa Şampiyonası'nda ilk maçında Hırvatistan'la karşılaştı. Paris'teki karşılaşma saat 16'da başladı. İlk yarıda bir gol vardı. O golü bulan Hırvatistan'dı ve mücadele 1-0 Hırvatistan'ın üstünlüğüyle sona erdi. Fransa'nın ev sahipliğinde Euro 2016 D grubunda yer alan Türkiye ilk maçında bugün Hırvatistan'la mücadele etti. Başkent Paris'te Parc des Princes stadında oynanan karşılaşmayı İsveçli hakem Jonas Eriksson yönetti. Karşılaşma A milli takımın vuruşuyla başladı. Türkiye Hırvat kalesine 6 şut denemesi yaptı. Türkiye ilk yarıda orta alanda iyi paslaşmasına rağmen hücumda çoğalmakta zorlandı.
Arda Turan'la Cenk Tosun'u tehlikeli bölgede topla buluşturamayan A milli takım en etkili pozisyonunu 29. dakikada Ozan Tufan'ın kafa vuruşuyla yakaladı. Ay Yıldızlı ekibimiz savunmada kanat ortalarında büyük sıkıntı yaşadı. Mücadelenin 41. dakikasında Modric'in ceza alanı dışından attığı golü engelleyemedi. İkinci yarıda Hırvatistan'ın iki topu direkten dönerken organize bir atak geliştiremeyen milliler sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. A millilerimiz ikinci maçını 17 Haziran Cuma günü İspanya ile yapacak. Karşılaşma Türkiye saatiyle 22'de oynanacak. Bu arada olaylar da vardı. İngiltere-Rusya maçı öncesinde çıkan olaylarla ilgili 10 kişi gözaltına alındı. Marsilya'da dün oynanan maç öncesinde olaylar çıkmış, 4'ü ağır, 35 kişi yaralanmıştı. 15. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda oynanan İngiltere-Rusya maçı öncesinde iki ülke taraftarları arasında çıkan kavgayla ilgili 10 kişi gözaltına alındı. Marsilya savcılığı gözaltına alınanlardan bir bölümünün yarın mahkemeye sevk edilerek yargılanacağını açıkladı. Savcılık bu kişilerin ağır hapis cezasıyla karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu. Marsilya'da dün oynanan maç öncesinde yaşanan olaylarda 4'ü ağır 35 kişi yaralanmıştı. Polis turistik eski liman bölgesinde çıkan olaylarda sayıları 500'ü bulan taraftarları ayırmak için tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz kullanmak zorunda kalmıştı. Fransa Spor Bakanı Patrick Kenner da İngiltere-Rusya maçını turnuvanın en riskli 5 müsabakasından biri olarak gördüklerini bildirmişti. Milli Anayasa Hareketi'nin İstanbul Kadıköy'deki paneline Yüksekova Suüstü Köy Muhtarı Tahir Öztepe'nin sözleri damgasını vurdu. Yeni anayasa girişimi ve başkanlık sisteminin Türkiye'yi bölmek için yapıldığını belirten Öztepe, buna izin vermeyeceklerini vurguladı. Bir canımız var, onu da alsınlar. Bu mücadelede bir Tahir gider, bin Tahir gelir, dedi. Yeni anayasaya ve onunla birlikte hayata geçirilecek başkanlık sistemine ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Ha, bizim hikayemiz var, onu da alsınlar. Başka neye gideceğimiz yok. Ama bir Tahir ölür, bin Tahir gelir. Bölücü ve gerici anayasa girişimine karşı kurulan Milli Anayasa Hareketi İstanbul Kadıköy'de bir panel düzenledi. Kimse Türkiye'den varmak istemiyor. Bu ne emiyor? Paneli Hakkari Yüksekova Suüstü Köy Muhtarı Tahir Öztepe yaptığı konuşmayla damgasını vurdu. Türk milleti olarak yaşayamayız ve böyle bir şey de olamaz. Bravo. Öztepe, yeni anayasa girişimi ve başkanlık sisteminin Türkiye'yi bölmek için yapıldığını belirtti. Parçalamaktır. Türkiye Cumhuriyeti'ni 3'e, 4'e, 5'e, 7'ye bölmedi. Yüksekovalı muhtar, Türkiye'yi böldürmeyeceklerini vurguladı. Ha, bizim hikayemiz var, onu da alsınlar. Başka neye gideceğimiz yok. Ama bir Tahir ölür, bin Tahir diye. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından başlayan panelin açılış konuşmasını Vatan Partisi Kadıköy İlçe Başkanı Osman Erbil yaptı. Hem vatanla ilgili hem de Cumhuriyet'le ilgili ciddi kaygılarımız var. Milli Anayasa Hareketi İstanbul temsilcisi Namık Kemal Boya panelin yönetmenliğini üstlendi. 1960-70 arası o anayasanın getirdiği özgürlük rüzgarlarıyla Türkiye sosyal olarak 100 yılları gitti. Anayasayı dayatıyorsa ya diyor ki ben karşı devrimin hukuki metnini yapacağım, ya da bizim açımızdan devrim yapmak zorunluluğuyla karşı karşıyayız. O yüzden bütün milliyetçilerin devrimci, bütün devrimcilerin de milliyetçi, anti-emperyalist olması gerektiği bir dönemdeyiz. Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü İlker Yücel herkesi mücadeleye çağırdı. Görev naz kabul etmez. O yüzden nazlanmayacağız. Tekrar yatarsın, ertesi sabah uyanırsın, 32 millet birbirini boğazlıyor. Siz Türkiye düşmanısınız. Eşit vatandaşlık dayatan herkes Türkiye düşmanıdır. Millet düşmanıdır. Emekli Tümamiral Soner Polat, bölücü ve gerici anayasa yapma girişiminin hesabı sorulacak dedi. Ama şunu da unutmasınlar, bu millet bunun hesabını bir gün görecektir. Bir gün bakın göreceksiniz. Tek tek sorulacaktır. Gel gelin bakın.
Yargı çevrelerinde olumlu değerlendirilen Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu kararnamesinin ardından yetki kararnamesi de yolda. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 1. Dairesi yeni kararname ile ilk kararnamede görev yeri değiştirilen hakimlerin yeni yetkilerini belirleyecek. Yeni yetkilendirmeler gerçekleştirilecek, boş koltuklara atamalar yapılacak. 3746 hakim ve savcının görev yerini değiştiren Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 2016 yaz kararnamesinin ardından yetki kararnamesini de hazırlıyor. HSYK 1. Dairesi'nin hazırladığı yeni kararname ile ilk kararnamede görev yeri değiştirilen hakimlerin yeni yetkileri belirlenecek. Kararname ile bazı Adalet Komisyonu başkanlıkları ve gözaltı, tutuklama ile mal varlığına tedbir kararları veren sulh ceza hakimliklerine atamalar yapılacak. Habertürk gazetesinin haberine göre ilk kararname ile görev yeri değiştirilen Ağır Ceza Mahkemesi başkanlarının yeni mahkemeleri ve yetkileri de belirlenecek. Ankara'da terör ve örgütlü suçlara bakan 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin başkanı da bu kararname ile yetkilendirilecek. HSYK'nın 1. Dairesi'nin 6 Haziran'da yayımladığı 2016 yaz kararnamesi dokunulmazlıklar, MHP'nin olağanüstü kurultayı, F-tipi örgütle mücadele ve MİT tırları gibi soruşturma ve davaları da yakından ilgilendiriyordu. Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak için Samsun'a çıkan Atatürk 97 yıl önce bugün Amasya'ya gitmiş ve milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır sözlerinin yer aldığı Amasya Tamimi'ni yayınlamıştı. Tarihin akışını değiştiren o genelgeden sonra Türk milleti ayağa kalktı, kendi egemenliğiyle Türkiye Cumhuriyeti'ni kurdu. 97 yıl sonra Atatürk'ün kente gelişinin yıl dönümünü kutlayan Amasya Dernekleri Federasyonu ulusal kanalı ziyaret etti. Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir. Böyle yazıyordu Amasya Tamimi'nin ilk maddesinde. Durum gerçekten de öyleydi. Türkiye birçok emperyalist devlet tarafından kuşatılmıştı ve sorumlular hiçbir şey yapmıyordu. Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak için Samsun'a çıkan Atatürk, yol haritasını belirlemek için önce Amasya'ya gitti. Tarih 12 Haziran'ı gösteriyordu. 97 yıl önce bugün çalışmalara başlayan Atatürk, 22 Haziran'da açıklanacak Amasya Genelgesi'nin ilk maddesine vatanın tehlikede olduğunu yazdı. İkinci maddesi de İstanbul hükümeti görevini yerine getirmiyor oldu. Mustafa Kemal, 8 maddelik Amasya Genelgesi'nin 3. maddesine ise Kurtuluş Savaşı'nın iradesini yazacaktı. Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır dedi, öyle de oldu. Erzurum ve Sivas kongrelerinde ayağa kalkan Türk milleti, emperyalistleri dize getirerek kendi egemenliğiyle Türkiye Cumhuriyeti'ni kurdu. 22 Haziran Amasya'da milli bağımsızlık hareketini yaymak, Erzurum ve Sivas'ta kongreler yapmak amacıyla bir genelge hazırladı. Amasya Dernekler Federasyonu 97 yıl önce Atatürk'ün Amasya'ya geldiği gün işgal altında olan İstanbul İstiklal Caddesi'nde açıklama yaptı. Bu genelge tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini oluşturan ilk kurtuluş hareketidir. Federasyon Başkanı Saim Diken, Türk milletinin o günkü kararını yineledi. Bu millet azim ve kararlılıkla, damarlarındaki asil kanla vatanını, bayrağını, Mustafa Kemal Atatürk ilkelerini dün olduğu gibi bugün de sahiplenecek ve koruyacaktır. Türkiye'nin zor günlerden geçtiğini belirten Diken, güvenlik güçlerimizin yanındayız dedi. Türk halkı her zaman askerinin, polisinin, devletinin yanında olacaktır. Hiçbir kuvvet bizlerin birliğini, beraberliğini bozamayacaktır. Açıklama sonrası federasyon yöneticileri ulusal kanala ziyarette bulundu. Bu tahminle bize katkı sunan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ulusal kanala bir kez daha teşekkür ediyorum. Eski CHP Amasya Milletvekili Ramiz Topal da ziyarete katılan isimler arasındaydı. Birilerine bu toprakları paylaştırmayacağız, böldürmeyeceğiz. Birilerine bu topraklarda başkanlık yaptırmayacağız. Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Adnan Türkkan Amasyalılara seslendi. Öncelikle teşekkür ediyoruz. Bugün gerçekten o ruha büyük ihtiyacımız var. Yine ülkemiz dışarıdan içeriden kuşatma altında.
Kurtuluş Savaşı'nı hatırlatan Türkkan, Türk milletinin yeni zaferi yakın ifadelerini kullandı. Bu millet en kör çıkmazlarda, en zor zamanlarda, kimsenin artık umudunun kalmadığı dönemlerde bu millet büyük bir çıkış yolu yaratıyor. Bugün de o çıkışın arifesindeyiz diye düşünüyoruz. İstanbul Cihangir'de sabah saatlerinde bir binanın en üst katında patlama meydana geldi. Doğalgazdan kaynaklandığı düşünülen patlamada sokakta bulunan bir simitçi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı. Beyoğlu Cihangir'de Firuza Meydanı'nda bulunan 5 katlı binanın 5. katında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Sabah saatlerinde patlama işte arkamda gördüğünüz bu binanın 5. katında meydana geldi. Patlamanın ardından molozlar çevredeki binalara da sıçradı. İşte o molozların bir tanesi hemen yanı başındaki bir binaya zarar vermiş görünüyor. Yine bu zararı benzer yerlere görmekte mümkün. Patlamayla binanın üst katları yanmaya başladı. Patlamanın şiddetiyle molozlar etrafa yayıldı. Patlamanın meydana geldiği dairenin Yunanistan Başkonsolosluğunda görevli memur Katerina Helikopolu'ya ait olduğu öğrenildi. Molozların üzerine düştüğü taksinin şoförü ağır yaralandı. Patlamanın ardından olay yerinde inceleme yapan ekipler molozların altında kalan bir simitçinin de cesedine ulaştı. Bu simitçi tezgahı da patlamada hayatını kaybeden simitçiye ait. Sabah saatlerinde işe başlamadan önce hemen yanı başındaki çay ocağına gelmişti. Burada çayını içiyordu. Ancak yukarıdan gelen bir moloz parçası onun üzerine düştü ve 70 yaşındaki simitçi hayatını kaybetti. Boş olduğu belirlenen dairedeki yangın yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu söndürüldü. İlk tespitlere göre patlamanın nedeni doğal gaz sıkışması ama henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Olay yerinde hayatını kaybeden simitçinin cansız bedeni adli tıpa götürüldü. Yaralı Şişli Etfal Hastanesi'ne kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor. İstanbul, İzmir ve Kocaeli'de plansız kentsel dönüşüm projeleri ve acele kamulaştırma kararlarına karşı çıkan Mahalleler Birliği temsilcileri meclise gitmek üzere İstanbul'dan yola çıktı. Sloganlar eşliğinde Ankara'ya uğurlanan heyet, mecliste grubu bulunan siyasi partilere yaşadıkları sorunları ve taleplerini iletecek. İstanbul, İzmir ve Kocaeli'de ransal dönüşüm projeleriyle mücadele eden Mahalleler Birliği temsilcileri haklarının takibi için Ankara'ya uğradı. Buradan ilan ediyoruz. Aslanlar gibi bir heyet göndereceğiz buradan. Aslanlar gibi. Mecliste grubu bulunan siyasi partilerle görüşecek olan heyeti İstanbul'dan yüzlerce vatandaş Türk bayraklarıyla, sloganlarla yolcu etti. Yolculuk öncesi basın açıklaması yapan Füsun Goven, kentsel dönüşüm sürecinde birebir yaşadıkları sorunları parti temsilcilerine anlatacaklarını kaydetti. Yaşadığımız sorunları birebir yaşayanlar olarak, mahalleli olarak gerçek ilk ağızda aktarmak istiyoruz sorunlarımızı. Rant için değil, halk için projelerin yapılmasını isteyen mahalleliler sonuna kadar mücadeleye devam edeceklerini belirtti. Rantsal dönüşümlere, yasa dışı kentsel dönüşümlere, mahallenin rızası dışında yapılan tüm o uygulamalara sonuna kadar karşıyız, direneceğiz. Tabii, bu mantığın yoksul halkı şehir merkezlerinden öteleme mantığı olduğunu düşünüyorum. Açıklamanın ardından 66 kişiden oluşan Mahalleler Birliği heyeti İstanbul'dan yola çıktı. Ankara'ya gidip mecliste grubu bulunan tüm siyasi partilerle görüşüp bir uzlaşı sağlayıp teklifimizi, rahatsız olduğumuz yasa maddelerini falan kendilerine sunup bunların en az 110 imzayla beraber Anayasa Mahkemesi'ne iptali yönünde başvurmalarıdır. Bizim şu anki amacımız, talebimiz de bu yöndedir. Heyet mecliste grubu bulunan siyasi partilerin başkan vekilleriyle 26 Nisan'da yürürlüğe giren 6306 sayılı kanun dahilinde yapılan düzenlemelere dair görüş ve öneri sunacak. Uygulanan yanlış tarım politikaları Türkiye'yi ithalatçı ülke durumuna getirdi. Bu tespit Türk tarımını ulusal kanala değerlendiren CHP milletvekili Orhan Sarıbal'a ait. Hükümetin üretim planlaması yapmadığını söyleyen Sarıbal, çiftçinin derhal desteklenmesi gerektiğini söyledi.
iktidara yanlıştan dönün çağrısı yaptı. Türk tarımı gerek iklim değişikliği gerek yanlış tarım politikaları nedeniyle zor bir dönemden geçiyor. Tahıl ve bakliyatta üretim geçen yıla göre azaldı. Arpa üretimi 8.3 milyon tondan 6.8 milyon tona düşmektedir. Mercimek üretimi 565 bin tondan 370 bin tona düşmüştür. Meclis Tarım Orman ve Köy İşleri Komisyonu üyesi CHP milletvekili Orhan Sarıbal, üretim azlığının ithalatı tetiklediğine dikkat çekti. 2016 yılının ilk 4 ayı yani Ocak-Nisan aylarında 1.4 milyon tonu buğday olmak üzere 2 milyon ton hububat satın aldık. Sarıbal, iklim değişikliğine karşı da yeni yöntemlerin geliştirilmesi gerektiğini söyledi, hükümeti uyardı. Tarım politikaları yanlıştır. Girdilerin hafifletilmesi, desteklemelerin sağlıklı yapılması ve üretim planlamasına bağlı ürün toplaştırma programıyla yeniden halkçı, halktan yana toplumun bütününü ilgilendiren bir tarım politikasını hayata geçirmek lazım. Gelen sağlık sigortası prim borcuna af getirildi. Prim ödeyenler de ödedikleriyle kaldı. Peki hangi borçlara af geliyor? Borçlular sağlık hizmetinden ne zamana kadar faydalanabilecek? İşte bu soruların yanıtı. Genel sağlık sigortası kapsamında işsizler zorunlu sigorta kapsamına alındı. Gelir testi yaptırarak prim borcu hesaplandı. Yaptırmayanlarsa en yüksek prim bedelinden borçlandı. 8 milyar sosyal güvenlik kurumu gençlerden alacaklı. Yaşanan bu karışıklığın ardından çıkarılan kanunla 25 yaşına kadar olan prim borçları affedildi. Diyelim ki 27 yaşında birisi kendisine 20 yaşından itibaren borç çıkarıldı. Diyelim ki kendisine 10 bin lira borç kaldı. Bu 10 bin lira 25 yaşına kadar olan borcu affediliyor. Geriye kalan 2 yıl kalıyor. O 2 yıllık borç da kendisinden alınacak. Ama bu alındığı zaman da yine iyileştirme yapılacak. Yani taksitlendirme yapılarak şey yapılacak. Sosyal güvenlik uzmanı Mustafa Balkız, prim borcunu ödeyenlerin aftan dolayı pişmanlık duyabileceğini belirtti. Ödemiş olanlara herhangi bir geri ödeme yapılmaz ya da daha sonraki işlemleri için diyor o ödediklerinden diyor düşülmez. Peki iyi de bu ödemeyen kişiyle ödeyen kişi arasındaki bir fark kalmıyorsa o neden ödediğine pişman olmasın? Yani böyle bir Ege bölgesinde yaşayan Alevi kökenli vatandaşlar Hamza Baba Türbesi'nde düzenlenen şenliklerde bir araya geldi. Kurbanlar kesildi, lokmalar dağıtıldı, türküler söylendi, cem yapıldı, birliktelik vurgusu vardı. Kurbanlar kesildi, lokmalar dağıtıldı, türküler söylendi. Alevi yurttaşlar Hamza Baba Açık Meydan Cem Evi'nde buluştu. İzmir Kemalpaşa'ya bağlı nüfusu 100 kişi olan köy, Hamza Baba şenliklerinde çevre illerdeki yurttaşları buluşturuyor. Şenlik Hacı Bektaşi Veli Anadolu Kültür Vakfı İzmir Şubesi Uzundere Cem Evi tarafından düzenlendi. Sizi inancınızdan kopararak siyasallaştırmaya çalışanlara ve bölücülüğe, İnançsızlığa, Alevilik diyenlere yüz vermeyin. Vermediğinizi de biliyorum ben. Etkinliğe davetli olarak Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şule Pelinçek ve aydınlık yazarı Rıza Zelyut katıldı. Sayın Rıza Zelyut aramızda. Pelinçek ve Zelyut yurttaşlar tarafından ilgiyle karşılandı. Zelyut konuşmasında Mustafa Kemal vurgusu yaptı. Alevi yoluyla Mustafa Kemal'in yolu Cumhuriyette birleşmiştir. Cumhuriyetin yüce değerlerinde birleşmiştir. Hacı Bektaşi Veli Anadolu Kültür Vakfı İzmir Şubesi Başkanı Satılmış Pekgöz, önümüzdeki yıllarda da Hamza Baba etkinliğinde buluşacaklarını söyledi. Hababam sınıfının 41. yılında anma etkinliği düzenlendi. Hababam sınıf oyuncularının katıldığı etkinliğe klasik otomobilleriyle katılanlar araçlarında özel olarak hazırlanan filmi izledi. İnek Şaban'ı Kemal Sunal, Hafize Anası Adile Naşit, Domdom Ali'si Feridun Şavlı, Paşa Nuri'si Sıtkı Akçatepe, Tulum Hayri'si Cem Gürdap. Hababam sınıfı 41. yılını kutladı. Yani bizlere 41 sene sonra güzel bir anı yaşattılar.
O yüzden de mutluyuz yani, buraya geldik. İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği ve Arzu Film İşbirliği ile anma etkinliği gerçekleştirildi. Etkinliğe filmin çekildiği döneme ait klasik otomobilleriyle katılanlar araçlarından özel olarak hazırlanan gösterimi izledi. Hababam sınıfı oyuncuları ve çok sayıda klasik otomobil sahibinin katıldığı etkinlikte Hababam sınıfının 41. yaş günü için pasta kesildi. Nice 41 yıllara hayırlı uğurlu olsun. Hababam sınıfının yönetmeni Ertem Eğilmez'in oğlu Ferdi Eğilmez'e plaket verildi. İkincisi bu gece gösterilecek, tertip edeceğimiz gösterinin filmi. İkinci serinin ikinci filmi. 1975 yapımıdır bu. 41. yılına denk geliyor. İKOT, İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği'nin böyle bir talebi oldu. Biz de hoşumuza gitti, tamam neden olmasın dedik. İşte Dalyan Kulübü'nün ev sahipliğinde böyle bir etkinlik tertip etmişler. Biz de icazet ettik. Hababam sınıfı ve çok sayıda vatandaş 41. yılında serinin ikinci filmi 1975 yapımı Hababam sınıfını seyretti. Bu haberle birlikte ana haber bültenimizin de sonuna geldik. Güzel bir pazar akşamı, güzel bir hafta geçirmeniz dileğiyle. İyi akşamlar, mutlu yarınlar.